Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Şubat 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Şubat sizin için yılın en önemli aylarından birisi. 19 Şubat'tan itibaren Güneş burcunuza geçiyor ve balıkların zamanı başlıyor. Bu ay doğan tüm balık burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size ve yükselen balıklarımız, tabii ki Güneş yükselen burcunuzun üzerinde parlarken siz de dikkat çekip öne çıkacaksınız ve bu ay sizin için çok önemli bir dolunay meydana gelecek. İlişkilerinizle ilgili önemli kararlar, dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. Ayın ilk haftasına baktığımızda özellikle Oğlak burcundaki gezegen geçişleri sosyal anlamda hareketli bir ayda olduğunuzu işaret ediyor. Bu ay arkadaşlarla bir arada olmanız, onlarla daha fazla program yapmanız, iş hayatınızda da ekip çalışmalarında, grup faaliyetlerinde öne çıkmanız mümkün. Tabii ki Oğlak burcundaki bu gezegen geçişleri sizi daha hırslı, daha kararlı yapabilir. Özellikle ayın ilk 10 günlük dönemini iş ve projeleriniz anlamında ve sosyal hayatınızda daha hareketli değerlendirebilirsiniz. Ve yavaş yavaş ayın ilk haftasından itibaren Kova burcuna doğru bir gezegen geçişi başlayacak. Güneş 19'una kadar zaten 12. evinizi Kova burcunu aydınlatıyor olacak ve 10 Şubat'ta 20 derece Kova burcunda yeni ay var. Bu yeni ay 12. evinizde olacak. 12. ev yeni ayları biliyorsunuz biraz daha gizli, çok da net olmayan, geri planda olan konularla alakalıdır. Yani sizin dışınızda gelişen konularla alakalıdır. Bununla beraber daha gizli yapılan işler, çalışmalar, işte bilinçaltınızla ilgili konular, ruhsal konular, maneviyatla ilgili konular 12. evle ilgilidir. Herkes de aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle sabit burçlarımız daha fazla etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlarda Boğa, Aslan, Kova ya da Akrep 20 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ayın etkileri artacaktır. Bu yeni ay aslında sizin için biraz böyle kendi içinize dönmeniz, kendinizi dinlemeniz, sağlığınızla ilgilenmeniz için fırsatlar verebilir. Böyle bir günlük yaşamınızdan, kalabalıklardan izole olmak, belki kısa bir tatil, biraz yalnız kalmak, dinlenmek için de bir fırsat olabilir. Bununla birlikte işte sağlık kontrolleri, iyileşme çalışmaları, check-up gibi işleriniz için, kontrolleriniz için hastanelere, kliniklere gitmeniz, ziyaretler etmeniz, rutin işlerinizle ilgilenmeniz mümkün. Mars ayın 13'ünden itibaren Kova burcuna geçecek ve Venüs de 16'sından itibaren Kova burcuna geçecek. Dolayısıyla birazdan 12. evinizde böyle bir gezegen toplaşması söz konusu. Plüto artık Kova burcunda ilerliyor ve Mars-Plüto kavuşumu özellikle 14 Şubat, 15 Şubat biraz sizin için bilinçaltınızda baskı yaratabilir. Hani bastırdığınız duyguların, düşüncelerin etkisi biraz zorlayıcı olabilir. İşte uyku sorunları gibi, gereksiz stresler, gerginlikler gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Sağlık konularına tabii ki de önem vermek gerekiyor. Yaşamınızda belki bazı önemli kararlar vereceksiniz. Yani sizin için bitmesi gereken işte bir alışkanlık, zararlı bir bağımlılık, hani bunları fark edip geride bırakmanız söz konusu olabilir. Bunun için daha kararlı davranabilirsiniz. Gizli düşmanlıklara dikkat edin. Çünkü 12. ev görmediğimiz, bilmediğimiz bir alan. Mars, Plüto, bunların ikisi de sıkıntılıdır. Dolayısıyla biraz hani gizli düşmanlıklar, kontrol edemediğimiz durumlarda güvenlik alanlarımıza dikkat edelim. Venüs ile Plüto'nun da kavuşumu söz konusu. Ayın 16'sı, 17'si. Bu biraz gizli hayranlar, gizli ilişkiler ya da çok böyle platonik tutkular, duygular anlamında sizi etkiliyor. Bence sanata ve yaratıcı çalışmalara zaman ayırırsanız bu enerjileri daha iyi sağlatabilirsiniz sevgili balıklar. Ayın 19'unda Güneş artık burcunuza geçecek. 23'ünde Merkür burcunuza geçecek ve ayın son haftasında zihinsel anlamda, duygusal anlamda enerjiniz güçleniyor. Daha yaratıcı, daha aktif olabilir. Yeni şeyleri öğrenme konusunda merakınız artabilir. İletişim konularında becerileriniz de öne çıkabilir. Ve ayın 24'ünde Başak Burcu'nun 5 derecesinde Dolunay var. Bu Dolunay sizin için çok güçlü bir Dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş Burcu'nuzla yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. İlişkilerinizde bir aydınlanma olurken süre gelen ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Evlenebilirsiniz, evlilik teklifi alabilirsiniz, evlilik kararı verebilirsiniz. İşbirlikleri, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar için de
önemli etkiler olabilir. Şanslı bir dolunay. Çünkü Jüpiter'den çok güzel bir açısı var. Burcunuzdaki Satürn'e de bir açısı var. Bu da biraz hani ilişkilerle ilgili sorumluluk alabileceğiniz bir süreci işaret ediyor. Ya da ilişkilerle ilgili hayatınızda yeni yapılandırmalar söz konusu olabilir. Güzel teklifler olabilir hayatınızda. Bunları ciddiye alıp iyi değerlendirin. Yani işle de ilgili konular olabilir. Ya da evlisiniz, eşinizle beraber ortaklaşa bir karar vermeniz, ortaklaşa bazı girişimlerde bulunmanız mümkün olduğu gibi eşinizin yaşamında da önemli gelişmeler olabilir. Bazı şansları, fırsatları olabilir örneğin. Ayın son günlerinde 27-28 Şubat gibi burcunuzda Güneş Satürn kavuşumu var. Hatta yanında bir de Merkür var. Güneş Satürn kavuşumu biraz zor bir açıdır. Genel itibariyle sorumluluklarınızla hayatın biraz daha böyle yani zor yanları, sıkıntıları, kısıtlamalarıyla yüzleşmeniz mümkün. Ancak bu size yeni şeyler öğretme, sizi güçlendirme anlamında da çok önemli destekler verebilir. Eğer yaşamınızda böyle tembel, ihmalkar, sorumsuz davranmadıysanız önemli bir sorun olmayacaktır. Aksine otoritenizi arttıran, biraz daha sözü dinlenen bir yapıda da olabilirsiniz. Sevgili balıklar, ayın son günlerindeki bu Güneş-Satürn kavuşumu sizi bazı sorumluluklarınızla yüzleştirebilir. Özellikle ihmal ettiğiniz ya da hayatınızda eksikliğini hissettiğiniz konulara karşı daha fazla odaklanabilirsiniz. Merkür'ün de Satürn'le birleşmesi geleceğe ait kaygılı ve endişeli düşünceler yaratabilir. Melankolik ve karamsar olabilirsiniz. Mümkün olduğunca enerjinizi dengelemeye çalışın. Aslında bir yandan da sorumluluklarınıza sahip çıkıp gerek ilişkileriniz, gerek kariyeriniz ya da gelecek hedeflerinizle ilgili planlı olmanız, programlar yapmanız, belki bazı sözler vermeniz, hatta yasal imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler yapmanız da mümkün görünüyor. Önümüzdeki ay burcunuzda doğacak yeni ayla da birlikte hayatınızda önemli yeni açılımlar olabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.